ciddi bir saldırı altında olan ve bir insanlık dramının yaşandığı Kilis ilimizle ilgili açıklamalarda bulunmak için sizlerle bir araya gelmiş bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Birol Ertem, roketlerin hedefi olan Kilis'te incelemelerde bulunduktan sonra mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına Kilis izlenimlerini aktaran Ertem şunları söyledi. Kilis'te bulunduğum süre içerisinde roket isabet eden Kilis merkezinde 7 alana incelemelerde bulundum. Bu roketler Kilis halkının ölümü için özellikle atılmış roketlerdir. Çünkü roketler evlerin çatılarına, balkonlarına, önlerine, duvarlarına isabet etmiştir. Kilis halkı bir insanlık dramı yaşamaktadır. İnsanlar korku ve panik içindeler. Ertem, Kilis'te yaşananlardan AK Parti hükümetini sorumlu tuttu. Atılan roketlerin tamamı hükümet yetkililerinin bizim yaramaz ve huysuz çocuklar dediği ve hiçbir zaman terör örgütü demediği IŞİD bölgesindendir. Maalesef mevcut hükümet bu IŞİD terör örgütünü büyütüp besledi. Reyhanlı Alp Aydın kampında her türlü askeri eğitimi verdi. Başta Reyhanlı Beşaslan köyünden olmak üzere muhtelif yerlerden IŞİD'in gasp ettiği ham petrolü Türkiye'ye mevcut AKP hükümetlerinin izniyle satışını yaparak çok ciddi ekonomik gelir sağladı. Ertem, geçtiğimiz hafta sonu Kilis'te yaşanan ölümlü saldırıların ardından yetkililerin yanlış bilgilendirme yaptığını ifade etti. Şunu sormak istiyorum hükümet yetkililerine. Cumartesi pazar günü roket saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti dediniz. Niçin yalan söylediniz? Kamuoyunu niçin yanlış bilgilendirdiniz? Amacınız nedir? Ertem konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı. Sen Suriye'yi karıştırıp savaşa sürükledin. Sen 7 Haziran'dan sonra tek başına iktidara gelemeyince yüzlerce askerimizin ve polisimizin şehit olduğu, gözyaşlarımızın kurumadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi kan gölüne çevirdin. Sen son olarak büyütüp beslediğin IŞİD terör örgütünün attığı roketlerle Kilis'te onlarca insanın ölümüne, yaralanmasına sebebiyet verdin. Şunu hiçbir zaman unutma. Bu tarz olaylarla parlamenter sistemi itibarsızlaştırıp başkanlık sistemine geçmeyi düşünüyorsun. Bunu hiçbir zaman başaramayacaksın.